Parası kalsın. Oraya 750 milyon para verir belki. Ya. Anladım. Bu yerden şartlı sıcaklıkta tenahtını çıkaramamış. Bunu biletini. Atarsa buranın çocuğusu. Konuşuyor. Şuradan ana su borusu geçiyor. Ana su borusu geçerken burada bir altta patlaklık var. Patlaklık oluyor. Bunu birileri tabii şey yapıyor, müracaat ediyor, gelip şey yapıyorlar. Suyu kazıyorlar, suyu tamir ediyorlar. Çıkan suyu dışarıya atamadıkları için 2-3 metre yerin altında ana kanalizasyon borusunu buluyorlar. Boruyu delip buradan suyu, toplanan suyu kanalizasyon borusuna veriyorlar. Oradan sonra geri geldiler. Tabii suyu biz bilmiyoruz kimin ne geldiğini, ne yaptığını. O kanalizasyon borusunu yapanlar geldi, dedi ki bunu kendi suyu yapanlar şey yapmıştı. Hususi kırmışlar. Buraya da biz bu tamir ettiğimiz için buraya bir şey yapar mısın, imza atar mısın dediler. İmzamızı attık, gittik. Bu 6. aydan önce olan bir olay. Oradan sonra köydeyiz. Tabi okul tatil olunca köye gittik, geri geldik. Yan komşumuza 63 lira aylık faturasına, su faturasına para yansıtmışlar. O da dedi ki buradaki şeyden dolayı, yapılan tamirden dolayı bana bugün 4 ay ödenecek denildi. Komşuya 5 ay ödenecek demişler. 63 takside bölmüşler. Şimdi gittim oraya. Yeşil Yurt maskeye. Oradaki esas bu işin yetkilisi kim dedim. Kimle muhatap olacağım? Gösterdiler. Gittim oraya. Diyor ki adam. Bu kapaklar, şu kapaklar değiştiği için o para yansıdı. Kanalizasyon kapaklarının değişmesi sonucu. Evet, kanalizasyon kapaklarının değişmesi sonucu bu para yansıdı diyor. Diyorum ki o zaman öyleyse ben bu işi yapan değilim. Bu Yeşiltepe'de, Seyran Mahallesi'nde %90 kapaklar değişti. Ha, soruyorum, tanıdıklar var etrafta, böyle bir para yansıdı mı sizin faturanıza? Yok deniliyor. O zaman nasıl oluyordu? Geri döndürüyor, diyor ki buradaki bu suyun yapılmasından dolayı bu fatura yansımıştır size demiş. O suyun burada şu ana boruda su yerin altındaki 2 metrede giden ana boru patladıysa onun altına 2 metre, 1,5 metre daha ortalama 3,5 metre. Toprak seviyesiyle kanalizasyonun kod seviyesi 3,5 metre var. Tekrar bu suyu yapanlar 1,5 metre daha kazıyıp da kanalizasyon borusunu bulup da o suyu oraya verdiyse bu suç benim niye olsun? Bu parayı bana niye yansıtıyorsun? Oradaki müdürümüz dedi ki ya bunun gibi 35 mi 37 kişi bu şekilde şey yapılıyor. Nasıl geldiğini de bilmiyoruz. Nereden geldiğini de bilmiyoruz ama 35 kişiye böyle bir şey yapılmış. Para yansıtılmış. Ha bunu ne yapacağım ben? Yapacağım hiçbir şey yok. Bu parayı ödeyeceğim. Ha, o zaman burada bir sistemde bir şeylik var yani. Bir anormallık var. Ha bu şekilde de bunu kabul edemiyorum. Ha derler ya ben yandım başkası yanar. Yok ben yanandan sonra kim yanarsa yansın ya ben